Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayında herhalde bir sorun yoktur. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Herhalde bir hafta 10 gün oldu gelmeyeli. Uzun zaman sonra ilk defa sizlere Müzik On Air'den merhaba diyorum. Ve Yester abla süpersin. İlk gelen oldu. Yester ablamıza ayrıca hoş geldin dedikten sonra diğer konuklarımıza hoş geldin diyorum. Nasılsınız? Bugün bayağı bizimkiler girdi. Bayağı sizlerle bir saniye şunu ayarlayayım. Ha. Evet, bugün de çok güzel bir konuğum var. Süper. Sevgili Züleyha bizlerle birlikte olacak. Bugün dışarı çıktım. Bir işlerim vardı. Müthiş soğuktu. İstanbul müthiş soğuk arkadaşlar. Ve birazcık herhalde beni yordu. Ufak bir şekerleme. Bilenler bilir beni. Cüneyt şeker fabrikasına gitti diyenler. Evet. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Konuğum gelene kadar bir merhaba diyeyim size hem de toparlanana kadar. Arkadaşlar. Sevgili Züleyha bizlerle birlikte olacak ve konuğum gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ışığı loş yaptım ama çok aydınlık isterseniz açabilirim de bu arada. Hiç fark etmez. Önemli olan evden eve sıcak bir sohbet, muhabbet. Nasıl rahat hissediyorsanız kendinizi öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok yoruldum. Bütün gün ışık altında olunca Cüneyt takdir edersin ki artık görünmek istemiyorum. Bugün ziyaretlerim vardı. Bu yüzden de bir kanala gitmek zorundaydım. Biraz da vakit geçirdim. Full kullanılan beyaz ışıklar birazcık gözlerimi maalesef yordu. Bu yüzden eve geldim. Loş bir ışık ama açabilirim de. Bir deneyeyim hatta ya. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Gerçi benim ışığım sarı. Ama yine de herhalde süper. Böyle daha iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Tekrar hoş geldin. Züleyha mı? Züleyha Ortak diye mi sunayım dedim ama. Ya Cüneyt ben Züleyha'yı tercih ediyorum. Ağırlıklı Zeliş diyorlar. Kısaltmalar da kullanıyorlar ama Züleyha, yani Zeliha demektense Züleyha desinler yoksa Zeliş desinler. Tercihim bu. Hayır çünkü Instagram adresin de soy ismin ne ya? O yüzden dedim acaba. Ya şöyle bir şey yaptık biz hemen Cüneyt söyleyeyim. Malum bu sosyal medyada ad soyad mevzusu var. Tam isimle almazsan daha sonrasında senin ismine alınıp bunu satabiliyorlar. Ya da işte sayfayı ekleyebiliyorlar vesaire. Bu yüzden kimlikteki gibi kullanmak istedim ki sonrasında bana sıkıntı da çıkmasın. Sonuç itibariyle profesyonel bir sayfa oluyor. Sen de bilirsin mavi tık işlemleri yapıldığı zaman genelde ad soyad kimlikteki gibi isteniyor. Bu yüzden aslında bu şekilde yapmıştım. Böyle de kaldı. Seviyorum. Bu arada süper. Benim arkadaşlarım geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Evet, şimdi evet. Ben de Müzik On Air ailesi olarak böyle kışa doğru, kış boyunca böyle sürpriz yapıyorum programlara. Devamlı yapmıyoruz. O yüzden birkaç kişiyle sürpriz olmuş olabilir, görmemiş olabilirler programı. Tekrar edeyim sevgili Züleyha bizlerle birlikte güzel, samimi, sıcak bir sohbet olacak evden eve arkadaşlar. Her zaman olduğu öyle gibi. Öyle olsun. Zaten şu ara buna ihtiyacımız var. İstanbul az evvel dinliyordum seni. Hakikaten buz. Donduk. Ben de bugün gittim ve biraz üşüdüm. Gittiğim yerde 5. Levent tarafıydı. Yeni yapılan bir merkez, bir alan. Hakikaten orası daha soğuktu. Öyle söyleyeyim. Şöyle, karda o kadar soğuk değil sanki de kar bittikten sonra böyle bir soğuk ayaz geliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Bize şey derler, güneş açıldı mı, yani güneş geldi mi ya kar topluyor falan derlerdi çocukken. Sonra biz coğrafya öğretmenimize sormuştuk. Ya hocam böyle bir espri var mı, gerçeği var mı diye. Oysa ki böyle bir şey yokmuş ama nedense hava hep böyle açtığında, güneş açıldığında vesaire bir kar topluyor zihniyeti var ya bizde. Evet. Sanırım ondan bir türlü vazgeçemedik. Bence hoş. Bence öğretmen kendisine laf söyletmemek için söylemiştir. Meteoroloji ayrı, coğrafya ayrı. Bilimsel bir veri değilmiş ama onu söyleyeyim yani. Olabilir ama bizim büyüklerimizin bazı şeyleri biliyorlar. Böyle taktikleri var. Kesinlikle. Tabii ama kardayken bu kadar üşümüyoruz. Belki o karı hissettiğimiz için. Ben tabii eskiden çok çok üşürdüm. Fakat böyle farklı ülkelere git geldikten sonra oradaki o havayı da
aldıktan sonra artık üşümüyorum. Buraya alıştı. Bu arada ben de çok komik sorular görüyorum ya. Benim bu arada lisede de kıymetli hocalarım vardı. Onlar da gelmiş. Mutke'ye de selam olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bizim lise hocanız. Tabii Yasemin Uysal bizim okulumuzun müdür yardımcısıydı. Halen aynı lisede Cağaloğlu Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde genç kızlarımıza önce olarak devam ediyor kıymetli hocam. Ne kadar Ülkemiz güzel. Valla ben lise hocalarımı filan hepsi nerelerdir acaba hiç bilmiyorum. Bir de şey ben çok eğleniyorum bu arada gelen yorumlarla böyle son Clubhouse'u kullandın mı Cüneyt hiç? Yani daha şu anda izleme girdim, izleme aşamasındayım. Davet geldi. Biz şimdi tabii son ocağın sonu gibi böyle Clubhouse'a gidenlerdeniz. Orada böyle ilk zamanlar çok iyi gidiyordu. Sonra enteresan bir ekip de adamdı oraya. İsimleri hatta şey dedim bu sabah yayında. Sizi deşifre edeceğim ve rezil edeceğim dedim. Bunlardan biri Çağatay Akman. Ve onun bir ekibi var böyle arkadaş, goy goy tayfası. Bunlar böyle odalara giriyorlar. Rabarba yapıp oradaki huzuru bozuyorlar. Bir nevi darbe, sanal darbe gibi düşün. Odayı dağıtıyorlar ve herkes... Nasıl yapıyorlar? Bir dakika. Şimdi bu arada seni bulmuşken onları sormak istiyorum. Clubhouse bir kere şöyle bir 5-6 kişi bir yerde konuşuyorlar. Onu görüyorum. Evet. Bir kişi mi açıyor o sayfayı? Mesela bugünkü şeyimiz pişmanlıklar diyor. Şöyle bir... Yani ben genelde bu tip değil de pişmanlıklar değil. Bizim şöyle her sabah sevgili Elif Zeynep'in açtığı bir oda vardı. Sonra onunla beraber devam ettik. Avokadosuz kahvaltı yapamayanlar. Biraz ironik tabii ki başlık. İster istemez avokadoyu görünce insanlar ya bunlar ne yapıyor, dalga mı geçiyor diye odaya geliyorlar. Fakat odaya geldiklerinde ve biraz dinledikten sonra aslında odada konuşulan şeylerin çok faydalı olduğunu görüyorlar ve odada kalıyorlar. Bir hafta oldu bu oda açılalı ve non-stop 7 gün üst üste yayın yaptık işte. Hatta 8. gündü bugün. Hayır, şunu sormak istiyorum. Lafını böldüm balla. Mesela sen açıyorsun sayfayı, odayı sen mi açıyorsun? Evet, odayı sen açıyorsun, moderatör oluyorsun. Kişileri sen mi seçiyorsun konuşacak kişinin? El kaldıran kişiler oluyor. O el kaldıran kişilerden seçiyorsun. Şimdi biz artık şöyle yapacağız bugün itibariyle. El kaldıran herkesin sayfasına gireceğiz, profiline. Instagram ve Twitter hesabını eklememiş olan hiç kimseyi odaya sohbete dahil etmeyeceğiz. Heh, şimdi olayı çözdüm. Yani darbeyi böyle yapıyorlar o zaman. Darbeyi böyle... Evet, Instagram hesapları tabii ki ekli olmadığı için ve biz de o sayfaya gidemeyelim diye maalesef böyle berbat bir şey yaptılar. Biz tabii artık bundan böyle sıkkımızla sıyrıldık. Bıraktık. Ne yapıyorlar mesela sonra? Girip ne konuşuyorsunuz orada filan mı diyorlar? Orada mesela ekranım kapanmıyor. O da enteresan. Ben şöyle. Ne yaptılar? Dün odaya ben Sayın Çınarlı'nın odasına gittim. Bir gezi sohbeti yapıyorlardı onlar. Sayın da bana şey dedi. Ya bizim odaya bir gelir misin? 10-15 dakika sohbet edelim diye. Ben de arkadaşlara dedim ki yine yayındayız. Arkadaşlar 10 dakika ben misafirliğe gidiyorum yan odaya. Geliyorum dedim. Fakat bir gittim geldim. Bizim grup lan edilmiş. Ortada kimse kalmamış. Sonra döndüm dedim ki arkadaşlar dedim ne oldu burada dedim. Bu arada herkes şok ya. Kimse konuşmuyor grupta. Sonra diğer moderatör arkadaşlardan aldım bilgiyi. Aşağıdan el kaldırmışlar. Bizimkiler de sohbet edecekler ya da işte bir şey yaptıracaklar diye odayı kabul ediyorlar. Aşağıda Ahmet de var. O da bizden. Aşağıda Mehmet de var. Biz tabii bunu yapıyoruz. Genelde işte örneğin burada da olan arkadaşlarımız var. Onlar gelince diyorlar ki ya bizim aşağıda yakın dostumuz var onu da alalım mı? Hepimizi kabul ediyoruz odaya. Evet. Fakat bunlar aynı anda 10 kişi olunca bir rabarbo yapıyorlar odada. Anlamsız ve saçma sohbetler. Ve insanlar Anladım. Kaçıyor odadan. Böylece de darbe yapmış oluyorlar. Sen o sırada mesela onları kapatamıyor musun mesela? Sen git. Güle güle sana veda ediyorum. Onu report edip kapatana kadar o kaçıyor. Ama aynı zamanda zaten senin sayfanı love etmiş oldu. Bak bu arada sevgili Cüneyt Ethem Damcı. Ethem de mesela bizim gruplarda olan arkadaşlarımızdan. Sevgili Lale Elmacıoğlu yine Şimdi sizi takip edeceğim zaten. Ben de daha ben hala tam kavramadım. Çünkü öyle zamanım açıkçası olmadı oturup ama. Geçen açtım. Nilgün Bergün, Cüneyt Özdemirler miydi? Kuşum Aydınlar. Görüyorum böyle evet, konuşuyor. Konuşuyorlar bir grup ama tam el kaldırmayı anladım. Şeyden ayrılıyorsun istersen. Tabii çıkabiliyorsun istiyorsan. Yani dahil olmuyorsun. Ama ben izlerken onlar beni görüyor mu bilmiyorum. Görüyorlar seni dinlediğini.
Hay Allah. İşte bunu yapıyoruz. Bir isim geldi mi hemen odayı alıyoruz. Şimdi ben müsaaden olursa mesela yine grupta olan tabii bu arkadaşlarım çok zeki. Her birini çok seviyorum. Bunlar aynı zamanda sosyal medya fenomenleri. Furkan mesela yazmış. Daha bizi tanımamışlar. Furkan dün ama odayı dağıttılar güzelim. Sevgili Ethem Damcı. O da mesela yine aslında aynı camiada olup birbirimizle yolumuz kesişmeyen fakat Clubhouse vesilesiyle de çok enteresan farklı yerlerden dostlar edindik. İşte burada yazan arkadaşlarım birçoğu şimdi oradan. İşte Ethem de yine odalarda. Ama Furkan Akgün, sevgili Naz Şimşek hem yakın dostum ama aynı zamandan da bizim odada hep sohbette olan insanlar. Seni bekliyoruz Cüneyt. Seninle oda açacağız. Tamam, süper olur. Ben de hep deneyimlemiş olurum yani. Bir şey ilk geldiler işte dediler Clubhouse var gel falan. Bir orası eksik dedim. Haydi oraya da. Hurra. Bir şey söyleyeyim mi? Eskiden yani eskiden diyorum ama sanki çok geçmiş gibi galiba orayı da eskittik. Bizde yani maalesef oluyor. Böyle aynen, aynen. Ya bir de şöyle bir şey var. Hala çok yaşlı gibi konuşacağım ama hani ben televizyon dünyasında yoğrulmuş bir insan olarak dedim ki, dediler ki bana Cüneyt sosyal medyada YouTube'da bir şeyler yap. Gelmez o sosyal medya daha büyüdükçe büyüyor. Instagram'a geç dediler. Şimdi Clubhouse var. Yok başka tabii bir şey var. Koşturuyorum oradan oraya. Ya ama şöyle buranın bir güzelliği var. Tabii Instagram bambaşka. Şimdi burada mesela sohbet ediyoruz görüntülü. Orada tabii ki sadece bir radyo gibi düşün. Ve radyoda sen moderatörsün. İstediğini alıp sohbet ettirebiliyorsun. İstemediğini atıyorsun ya da blokluyorsun. Tabii dünkü işte bu vakadan sonra bu sabah da benzeri yaşandı yine sabahki grupta. Bu sefer artık sesimi yükselttim ve dedim ki sizleri ifşalayacağım dedim. O yüzden de şey diyorum artık. Şimdi Çağatay'ı aldım aklıma, Çağatay Akman'ı. Her yerde söylüyorum diyorum ki onu herkes report etsin ki atın sayfadan. Doğruysa tabii isim bilmiyoruz. Fake olabiliyor yani mu bilmiyorum. Davetle geliyor mu? Sayfayı bulduk. Sayfayı bulduk. Biosunda fake yazıyor. Ha. Yani davetsiz de gelinmiyor ama bir şekilde biri girdi mi bir böyle fake'ten davetler neler yapar bizim. Tabii canım tabii. Bizimkiler biliyorsun çok zekidir yani. İsteyen öyle bir şeyler yapar ki. Evet. Hiç şaşırmam. Aynen. Şimdi biraz müzikten konuşalım. Lütfen. Çünkü müziğe gerçekten çocukluğundan beri aşık bir insanla olduğun için bir yandan kamu yönetimi okuyorsun. Doğru bilgiler mi? Kamu yönetimi değil, büro yönetimi, yönetici asistanlık. Okuyorsun bir yandan da diyorsun ki hayır ben konservatuvarda okuyacağım diyorsun. Ve yarı zamanlı okumaya başlıyorsun. Evet. Biraz anlatır mısın? Ya tabii benim yüksek okuldu. Aslında meslek ses çıkışı olduğum için yüksek okula direkt devam ettim. Aslında benim en büyük şansım hep söylerim Zülfü Livaneli. Okul bittikten sonra ben Zülfü Bey'le çalışmaya başladım. O dönemde de konservatuvar zaten yarı zamanlıydı fakat tam zamanlı bir işe başvuru yaptığım için bırakmam gerekiyordu. Her şeyde bir hayır vardır. Öyle bakılır ya aslında bana şer gibi görünen şey bir hayra dönmüştü. Belki üç okulda da okusam öğrenemeyeceğim, edinemeyeceğim bilgileri Zülfü Bey'in yanında edindim. Ve Zülfü Livaneli ile 2007'de çalışmaya başlayıp 2010 yılında da aslında kendi profesyonel anlamda müzik yolculuğuma devam ettim. Tabii bunun öncesinde bir anda müziğe yönelmedim. Zülfü Bey'le çalışırken 2009 yılında bu meşhur Harbiye konserlerinde o konserlerden birinde bir Türk yani Zülfü Bey'in bir şarkısını söylemiştim türkü formunda. Yiğidim Aslanım'ı Kürtçe söylemiştim. Şimdi o dönemlerden burada olan sevgili Çağrı'yı görüyorum şimdi. Sevgili Çağrı selam olsun. Tabii ki o günlerden kalan dostluklarımız da oldu. 2009'dan sonra Yiğidim Aslanım'ı Kürtçe seslendikten sonra aslında bana bambaşka bir kapı aralandı. Ve benim hayatım da değişti. İlk albümüm 10 Dilde Livaneli Şarkıları albümüydü. Hemen akabinde yine Hasan Saltık'ın önderliğinde bir Benden albümü geldi. Yine Hasan Saltık, Nilüfer Saltık yönetiminde bir Gelin Kınası. Ve o günden bugüne yine de onlarla birlikte devam ederek tam 7 single yaptım. Aynı zamanda 8 klip çektim. Tabii bizim müziğimiz biraz daha popüler müzikten uzak kaldığı için, pop müzikten biraz uzak kaldığı için ister istemez duyurulması noktasında biraz da geride kalınabiliyor, geri planda. Fakat ben mutmainim. Yaptığım işlerin en azından çok özel insanlara dokunduğunu biliyorum. Verdiğimiz konserlerde beraber sahne aldığımız kıymetli dostlar oldu. Onların her birinin bizlere çok güzel katkıları oldu. Bu camia çok büyük gibi gözüküyor ama aslında yine de
bir yerde yollarımız kesiştiğinde işte sevgili Cüneyt senin gibi görüyoruz ki aslında çok küçük. Çünkü bu yolculukta çok özel insanlar tanıdım. Tanımaya da devam ediyorum. Tabii bu bizim özellikle Türkiye'de bu sektör hani çok büyük zannediliyor dediğin gibi. Ama o kadar çok birbirimizi tanıyoruz ki hemen. Kesinlikle. Bir isimle değil mi? Birisi için bilgi almak istiyorsan bir isim yetiyor sadece. Kesinlikle öyle. Bu arada çok özel insanlardan bahsediyoruz. Sevgili Hayrünisa Hanım da buradaydı. Hayrünisa Köseoğlu uzun yıllar Finans Bank'ta yöneticilik yapmış kıymetli bir büyüğümüz. O da emekli oldu artık buralarda. Sıkça kandil mesajları var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de kandili mübarek olsun. Dualarınıza beni ve sevgili Cüneyt'i de eklerseniz seviniriz. Aynen, kesinlikle kandilleşecektim kapanışta ama şimdiden kandilleşelim, tekrar kandilleşiriz. Herkesin duaları kabul olsun. Hayırlı nice kandillere diliyorum. Ve bizim aşiret de burada. Aşirete selamlar, sevgiler. Yazılarınızı okuyorum. Benim de bir grup var. Aşiret koydular ismini. Açıklama yapayım çünkü her seferinde konum diyor ki o aşiretin mi var Cüneyt falan diyor. Süperler, onlar da buradalar. Yani, selamlar, sevgiler. Seni bırakmayan, gittiğin yerde de gelen herhalde çok keyifli oluyordur. Çok sağ ol. Vallahi çok güzel oluyor. Biz pandemi süresince çok güzel insanlarla tanıştım. Senden iyi olmasınlar. Evet, hepimiz böyle bağlantıyı koparmamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Başka bir dünyadayız. Ne diyorsun bu dünya için? Artık bu dünya diyorum. Yani artık pandemi demiyorum. Yani bu dünya şimdi şöyle, bizler tabii bakanlık sanatçısıyız. Uzun zamandır bizler de konser yapmıyoruz. Hemen hemen artık bir yıl oldu. TRT Müzik'te program yapıyorum. Fakat canlı yayın artık yapmıyoruz. Neredeyse bir yıl yine devirdik. Bu noktada şöyle bakmak lazım. Yeni bir normal hayata geçsek dahi hiçbir şey aslında eskisi gibi olmayacak. Bunu önce bir belki kabul etmek gerekiyor. Benim için de çok zordu. Ben de düşünüyordum acaba nasıl yaparız, nasıl olur diye. Şimdi galiba üzerinden böyle bir yıl geçince onu böyle yavaş yavaş kabul ettik ve bu yeni normale adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii bu latifeler, kinayeler, aşıların içinde çip var. Bize şunu yapacakların dışında, bundan ziyade dünyada her şey oluyor. Bundan 60 sene önce çıkan hastalıklar aslında bambaşka şeyleri getirdi ve belli insanların yaşamlarını tetikledi. Bizler küçükken hepimizin sol omuzunda koca koca herhalde aşı izleri vardır. Hangi birimizde yoktur ki? Dolayısıyla o dönem onlar bize neyi acaba sağladı bedenimize, bunu bilmiyoruz. Şimdiki süreçte de evet bir hastalık... Veya hangi travmalardan çıktı o aşılar? Biz çocukken olduk ama bunun öncesi vardı. Çocuk ölümleri kesinlikle olmuştur 900'lü yılların başında vesaire. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. Fakat bizler tabii öncesinde böyle bir şey yaşamadığımız için şimdi 2021 yılında artık 21. yüzyılda böyle bir şeyle karşılaşınca ister istemez bize çok ütopik geliyor aslında bilgiler. Ben artık çok da ütopik bakmıyorum böyle şeylere. Hatta şunu düşünmeye başladım. Çok çok üzülüyorum çünkü benim de annem babam yaşlı. Yani 70'in üzerindeler. 72-82. Şimdi bu aralıkta olunca yaşlı nüfusu eritme planı gibi görüyorum. Bu bir işte aman Allah'ım bu bir sır falan değil. Diyeceksiniz ki nereden bu konuya vardınız? Birçok arkadaşla konuşuyorum. Özellikle yaşlı olan ve kronik rahatsızlıkları olan bazı insanlar aşıdan birkaç gün sonra rahatsızlıkları tetikleniyor ve vefat ediyorlar. Geçen hafta 3 tane arkadaşımın işte birinin dayısı, babası ve dedesi. Bugün hatta yine bir arkadaşımızın çok bilinen, camiada bilinen bir çizerin babası vefat etti yine. Ama şu var, ben de şöyle düşünüyorum hep. Mantık çerçevesini bu sefer de diyorum ki hani öyle bir şey yapıyorlarsa da herhalde kendi ülkelerine yaparlar. Çünkü en çok da zaten güçlü dediğimiz ülkelerde o 500 binler, yarım milyon vakalar var. Tabii doğruysa onu da bilemiyoruz. Yani elbette doğrudur fakat şöyle düşün. Bu el yapımı mı yoksa başka bir şekilde mi? Biyolojik kontrolsüz mü? Yani işte bu bence bir şekilde bir çıktı artık ok yaydan çıkınca ise dünyanın her bir yerine ulaştı. Ve şimdi bakıyoruz yaşlılarda ciddi anlamda elbette her yıl belli bir vefat sayısı sonuç itibariyle yapılan istatistiklerde belli yaş aralıklarında belli hastalıklardan mustarip olan ve vefat eden insanları biliyoruz. Bunda zaten hemfikiriz. Kabul ediyoruz. Ancak normal rahatsızlıkları olsa da insanlar bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlardı. Pandemi sonrası özellikle aşıdan sonra bazı vakaların
daha hızlı rahatsızlığının nüksetmesi, o kronik hastalığı olanların bundan maalesef daha hızlı yararlanması farklı bir yola artık gidiyor. Bunu da gördüğümüz zaman da ister istemez o düşüncelerimiz geri geliyor. Saadet Hanım diyor, ben aşı karşıtı değilim. Sıram geldiği zaman seve seve gideceğim, aşı olacağım. Ben işin o kısmında değilim. Aşı olmam. Hepimiz aşı olacağız. Yani çünkü aşı olmadığımız zaman yurt dışına çıktığımızda bize bir sıkıntı olacak. Yurt dışına çıktığımızda aşı belgenizi bize soracaklar. Bu yakın zamanda bizim ülkemize de geçerli olacak. Çünkü bizler de bunu yapmazsak ülkemizin içerisindeki bu salgın hastalığın maalesef ama maalesef sayısını tutturamayacağız. Bu yüzden sıramız geldiğinde ki bizler en son kısımda kalıyoruz. En sondan belki bir önceki kısımda oluyoruz. Sıramız geldiği zaman gideceğiz seve seve. Paşa paşa. Gidip olacağız. Tekrar ediyorum, konuğumun sözünü kesmemek adına cevap veremiyorum. Yazdıklarınız, her şeyi görüyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Turan abi, bizim aşiret. Birçok insan, bir isimleri söylersem birini unuturum. O yüzden söylemiyorum herkesi tek tek. Sizleri seviyorum. Diğer izleyicilerimize de selamlar, sevgiler. Peki, enstrüman çalıyorsun. Enstrümanı bıraktım. Çünkü bende acı bir şey var. Yani ben enstrüman çalmaya başladığımda çok çok istekliydim ve böyle içimde bir aşk vardı. Fakat bir 2007 yılında böyle bir acı kaybımız oldu. Ondan sonra ben bir daha elime bağlama almak istemedim. Böyle ara ara alıyorum elime fakat böyle bir türlü gitmiyor. Onu çalamıyorum, öyle söyleyeyim sana. Yani şimdi senin acını deşmek istemem ama kim onu da bilmiyorum açıkçası. Abi. Allah rahmet eylesin. Allah sizlere ömür versin. Amin. Allah rahmet eylesin. Ama şöyle düşünmek lazım. Acaba hiç düşündün mü, o ister miydi? Devam mı etmeni isterdi? Zaten bağlama çaldığım zaman ilk haberi olanlardan biriydi. Ailem bilmiyordu. Ailemin tamamı bilmiyordu aslında bağlama kursuna gittiğimi ya da işte konservatuara gittiğimi. Onun vefatıyla da öğrenmiş oldular böylece. Hem konservatuara gidip hem müzik çalışmaları yaptığımı. Sonra da zaten böyle bir herhalde içinde şey olarak kaldı. Ben bir daha herhalde bağlama elimi alırsam olmaz, o da yok. Herhalde böyle bir düşünceye kapıldım. Psikolojik bir şey bilmiyorum. Olabilir. Ama sonrasında da almadım açıkçası. Evet, bağlamalarım duruyor. Çünkü yakışır yani, sana da yakışır, müziğine de yakışır. Ya, evet, çok evet. Teşekkür ediyorum. Ama ben bendir çok istiyorum şu anda. İşte bendir de Zincirli Erbanet dediğimiz, onu çok çok seviyorum. Şarkıları söylerken özellikle deyişlerde, Alevi deyişlerinde en çok keyif aldığım enstrümanlardan biri. İnşallah bakalım, şimdi televizyon programı ile ilgili biraz fazla hışır neşir olduğum için biraz da onlara yönelemedim ama belki senin vesilenle başlarım tekrardan. İnşallah seve seve seni takip edeceğiz Müzikonier ailesi olarak da. Vallahi bize bir kuple bir şey. Ha. Ne söylesem diye düşünüyorum. Tabii belki böyle bağlayıp geçebilirim. Aziz dostum, benden küsübünce de ayrılıp yat kimin çıktı evimden. Aziz dostum, benden küsübünce de ayrılıp yat kimin çıktı evimden. Değdiği yerleri ad basıp indi. Değdiği yerleri ad basıp indi. O gidip kalmışım hasretinde ben. O gidip kalmışım hasretinde ben. Ne çename kaşım, ne çene dillerim. Dost gidip özüme yine bilmire. Eli bir ellerim yok olup benim. Gözümün yaşını silebilirim. Gözümün yaşını silebilirim. Sesine, yüreğine sağlık. Şimdi ben devamlı izleyicilerim bilirler. Instagram'da hani enstrümanla zaten, stüdyoda zaten dinlenir. Tabii. Ama Instagram'da böyle karşılıklı dinleyebileceğimiz seslerden biri arkadaşlar. Böyle saatlerce söylesin, biz dinleyelim. Eyvallah. Sesine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Tabii ben
Anadolu müziği bambaşka, özellikle etnik alanda çok da aşkım bambaşka söylüyorum. Fakat Karadeniz ezgileri dendi de mesela içimden böyle bir şey akıp geçiyor. Yani onların dokusu kesinlikle. Özellikle çok sevdiğim iki ses var. Hatta şimdilerde üç oldu. Sevgili Selçuk Balcı, Resul Dindar, Serkan Aydın, çok genç bir kardeşimiz o da. Onların o sesleri de açıkçası huzur veriyor insana. Ben dinlemeyi seviyorum. Beni dinlendiriyor. Ben de bir Karadeniz şarkısı da söyleyeceğim zannettim. Hemen şöyle küçük bir. Bu arada değiş. Üstünde fener, bir yanar bir de söner. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Şu gaybana sevdalı, dört tarafa da döner. Şu gaybana sevdalı, kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdalım, dağların arkasına. Yandım da öleceğim, bu yürek yarasına. Alevi Değiş istemiş sevgili dostlar bir tane. Senin bildiğin var mı? Beraber söyleyelim istersen. Beraber olmuyor biliyor musunuz? Yani ha, o kadar konum var çünkü senkron tutmuyor. İlk onu Sinan Akçıl'la yaşamıştık. Gerçekten mi? Çok piyano ile başladı bana. Bir de Oğuzhan Koç espri olarak attı o. Ondan sonra öğrendik bayağı bir. Acı oldu ama öğrendik. İstersen üzmeyelim. Bir kuplede söyleyeyim. Sevgili dostlar yazmışlar. Ayrım gayrım yapmayalım diye. Bir kuplede öyle gelsin. Tabii. Gitme turnam gitme, dağlar dumandır. Dağlar dumandır, bizim gittiğimiz hey dost ilk harimandır. Bizim gittiğimiz hey dost ilk harimandır. Dosttan ayrı düştüm, halim yamandır. Halim yamandır, aman turnam, aman aman. Ali misin sen, yoksa hünkâr Hacı Bektaş veli misin sen? Aman turnam, aman aman. Ali misin sen? Ali sevilmez mi hey dost? Deli misin sen? Yüreğine sağlık. Eyvallah. Peki şöyle söyleyeyim. Yalnız kaldığında kitap okumayı mı seversin? Müzik dinlemeyi mi seversin? Yoksa film izlemeyi mi seversin? Yoksa ne bileyim sadece böyle gökyüzünü izlemeyi mi seversin? Bilemiyorum. O bana şey geliyor. Gökyüzüne bakınca daha da bunalıma giriyorum. Onu söyleyeyim. Tek başıma gökyüzüne bakıyor. Bazıları der ki mesela deniz manzaralı evi olanların ruhsal şeyi bozulurmuş. Yani çok denize vallahi bakmak iyi değilmiş. Bozulsun yani. Kardeşim. Deniz manzaralı evi olan, koca bir evi olan bozulsun. Ben şeyi anlamıyorum bak. Bu tabii yargılamak, yadırgamak haddim değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben hep şöyle derim. Yani büyükler derlermiş ki insanın şartı 5, 6.'sı haddini bilmek. Biz haddimizi biliyoruz. Şimdi Cüneyt, adam villada oturuyor. 10 tane odası var evinin. Ama mutsuz. Mutsuz abi. Altında en iyi model arabası var. İstediği her şeyi alabiliyor ve mutsuz. Ben şuna bağlıyorum. Özellikle son dönemde yani hatta bugün gittiğim medya merkezinde bir kanalda oradaki üst düzey dostlarımız oturup sohbet ederken bir şeyden bahsettik. İnsanların memnuniyetsizliği. İnsanlar neden böyle mutlu değiller? İşte hiçbir sıkıntıları yok baktığım zaman. Paylaşımcı değiller Cüneyt. Bunu fark ettim. Sonra arkadaşlarıma da söyledim. Koyu bencillik var bence. Ya bencillik bir de şöyle düşünüyorlar. Bizim sektördekilerde zaten şu var. Ben oldum. Ben işte şöyleyim. Ben şunu söylüyorum. Seni kimse dinlemese sen hiçbir şeysin. Senin arkanda orkestra olmasa ve sana çalmasa sen hiçbir şeysin. Seni bir yere kadar dinlerler. Sosyal medyada 10 dakika dinlerler. 5 dakika, 20 dakika hadi maksimum. Dinlemezler. Çünkü artık bambaşka bir şey geliyor. Gençlik gençlik diyorlar. Vallahi kimse kusura bakmasın. O gençlik şimdikleri taş çıkartır. O gençliğin en azından bir şeyi var. Ve o gençlik bir yere saplanıp kalmıyor. Eğer gençlik bu haldeyse de biraz da siz kendinizi sorgulayın. Acaba neden bu gençlik bu halde diye. Gençler ateist, gençler deist. Hiç beni ilgilendirmiyor. Gençlerin aklı var, fikri var. Evet, çok fazla kitapla,
müzikle haşır neşir değiller. Sen dedin ya yalnız kaldığında ne yapıyorsun? Ben genelde ilk tercihim kitap okumak. Sonrası film, dizi. Ama genelde ben böyle çok oturan biri olmadığım için muhtemelen şu an buradaki bu süre seninle beraber rekor sürem. Ben sürekli hareket halindeyim. Mutfaktayım, bir şey yaparken mutfakta, yemek yaparken ki yemeği yemek için değil, terapi olsun diye. Arkadaşlarla buluştuğumda yanımda bir kek götüreyim ya da başka bir şey yapayım falan. Bu kafada mutfağa giren biriyim. Ya da spor yapıyorum, yürüyüş yaparken bütün aktivitelerimi geçiriyorum. Çünkü spor sadece kilo vereyim, sağlıklı kalayımdan ziyade bir de benim akıl sağlığımı da koruyor. Yani bunları yapmayı tercih ediyorum. Fakat ben bu bencilliği ve kibri pandemide halen idrak edemeyenler varsa bundan sonra ne yapacak onu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, ben şöyle izlenim var. Tabii ki buna kendimi de katıyorum. Bazı eleştirileri yaparken insanlar hani sanki kendisi sütten çıkmış ak kaşık da birilerini eleştiriyor gibi hissettirmemek adına, kendimizin de hataları eksikleri vardır elbette ki, ama bu bencillik konusunda birçoğu bencil olduğunu farkında değil. Ya ben ona o kadar şey yaptım mesela diyor. Niye yaptın? Hani yapmasaydın. Yapmasaydın, bir de şöyle, kendin için mi yaptın? Demek ki kendin için yapmışsın ona bir şeyler. Hani sonradan kesinlikle, çok yıkıldığına göre. Hani gerçekten karşıdakinin ihtiyacını düşünerek yapayım, iyilik yap, denize at değil de ben ona o kadar çok şey yaptım. Ne bekliyorsun yani yaptıysan? Karşılığını mı bekliyorsun değil mi? Yani işte bizde deyimler aslında haklı, hakkaniyetli olarak yazılmış diyor. Yani hayır işe değilsen, iyilik yaptıysan denize at diyor. Yani eğer balık bilmezse halık bilir diyor. Yani böyledir yani. Balık bilmez ama Allah bilir. Yani onun sonunda eni konu sana getireceği bir şey vardır. Ha, ama bir kötülük gördüğümüz zaman da ben eskiden tabii şöyle çok üzülürdüm. Biri kötülük yaptığı zaman ah vah bu niye bunu yaptı bana diye kendime birazcık eziyet ederdim. Şeyi bilmiyordum mesela, insanın kendi kul hakkına girmesi diye bir kavram var. Bunu bilir miydim bilmiyorum. Fakat kendime baktım ve ben kendi kul hakkıma giriyorum. Başkasına geçtim. Biri bir şey yaptığında ben kendime eziyet ediyorum. Bu kafayı değiştirdim çok uzun zaman önce. Biri kötülük mü yaptı? Evet, o kötülük yaptı. Ben onun karşında kötülükle mi cevap vereceğim? Hayır, yapmayacağım. Ne yapacağım? Yolumu değiştireceğim. Aynı yoldan gitmem mi lazım? Hayır. Ben biraz daha yolumu uzatıp onun yoluna, önüne çıkabilirim. Belki gerisinde kalırım, bilemem. Ha, fakat ben yönümü değiştirip başka bir güzergahtan girerim oraya. Böyle bakıyorum. Eğer farklı bir şekilde olmuş olsa, onun yaptığı kötülüğe aynı şekilde, aynı şiddette cevap versem, bu zaten bambaşka bir şey olur. Bunu yapmıyorum işte. Bir de şey, dediğin gibi hani yaptığın iyiliği vefasız çıkanlara karşı da hani kul hakkına, kendi hakkına girmek oluyor. Mesela öyle bir şey var. Birine iyilik yapıyorsan otokontrollü yapacaksın. Kendinden fazla vererek değil. Mesela sevgide aşkta da böyle yapıyorlar ya, ben kendimden verdim, saçımı süpürge ettim filan. Sen yani o kadar da kendinden vermeyeceksin demek ki. Kendini o kadar yerlere sermeyeceksin. Biz kendimize yapıyoruz bir yerden sonra. Bu çok üzücü elbette. Biz biraz kendimize değer vereceğiz ki evet, ondan sonra bizlerin kıymeti bilinecek. En önemlisi bu bence. Bunu da çıkar yollarından biri gerçekten, hani çok klasik olacak ama, kitabı okumak. Ben şöyle de düşünüyorum. Okuduğunu anlayan ama yapmayanlar da var. Çok anlatanlar var. Okuduğunu şu şöyle anlatıyor, ne kadar güzel, dostu hoş geliyor. Ama bakıyorsun hiç yaşam tarzı değil, yaşam tarzı tabii, değil, tabii, yaklaşımı bunu, çok kesinlikle farklı. Öyle, kesinlikle öyle. Okuduğunu anlamak, işlemek çok önemli değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Aynen öyle. Şimdi tabii bencillik bir had safhada ama artık o şey boyutunu geçiyorsunuz, bırakıyorsunuz onu Cüneyt bir yerde. Diyorsun ki öyle mi kalsın, hiç buna ilgilenmeyelim, hiç bakmayalım. Çünkü ben mesela şeyi düşünüyorum, dua ederken Allah'ım ya beni çok böyle yoldan çıkartacak, şaşırtacak kadar bana çok verme. Eğer ben yoldan çıkmayacaksam ve hayırlı işlerde onu kullanacaksam bana nasip et diyorum. Benim duam hep bu. Çok şükür yani iyi çalıştığım zamanlarda da böyle dokunabildim. Benim için bu daha kıymetli. Evet, belki pandemi sürecinde bir nebze olsun yaptığımız şeyler azaldı. Yani keşke daha çok imkanımız olsa da yapabilsek. Fakat maalesef herkes gibi hepimiz maalesef evimizde oturuyoruz. İşte böyle yayınlar yapıp sohbet ediyoruz. Birbirimize en azından gönüllerine bir nebze olsun mutluluk katmaya çalışıyoruz. Peki şunu söyleyeyim. Müzik seni rahatlatıyor mu gerçekten, şarkı söylemek? Yoksa kesinlikle. Kendi kendine söylerken rahatlıyor, yoksa birilerinin dinlemesi de ayrı bir şey mi? Ya ben kendime bir prova, çalışma gibi gördüğüm zaman benim elbette ruhuma çok çok iyi geliyor. Fakat şöyle bir şey de var.
Sahnede dinleyiciyle birlikte söylediğin o an ve o haz var ya, o bambaşka bir şey. O da insanı ayakta tutuyor, diri tutuyor. Ha, kesinlikle evet, farklı. Sahne daha farklı heyecanlı. Şey. Kesinlikle dürüst olacağım yani, niye yalan söyleyeyim. Şimdi sahnedeyken bütün böyle dinleyiciler sizlerle, sonrasında ben konser sonrası hep böyle genelde kucaklaşıyordum. Şimdi pandemiden sonra bakalım bir şeyler yapsak nasıl olacak, o da ayrı bir mesele de. Yapacak hiçbir şey yok ama böyle bir dünyadayız. Şimdi bu devran böyle gidecek ama bizler de gemimizi bu şekilde yürüten kaptanlar olacağız. İnşallah, inşallah hayırlısı olur. Senden şöyle bir kuble bir şey daha alalım. Sesini duymak çok istiyorlar çünkü. Yavaş yavaş da. Yayının gitti, duyamadım seni ama dondun. Şu an? Şimdi duyuyorum, evet. Şu an iyi, evet. Birazcık sıkıntı olabilir bazen. Bir kuble diye daha bir şey alabiliriz senden. Ne söylemek istersin bizlere? Bitti mi, gitti mi, yetti mi diyeyim, yoksa kaçtı mı, yakalandı mı, yaralandı mı diyeyim. Yordu mu, yoruldu mu, vuruldu mu diyeyim, yoksa gömdü mü, gömüldü mü, hepten öldü mü diyeyim. Süper, sesini yüreğine sağlık. Çok teşekkür Peki bir yerleri ediyorum. Gezdin mi? Onu merak ettim. Nerelere gittin? Nerelere gittim? İtalya, Fransa'yı talan ettim. Özellikle de Fransa'ya Cannes Film Festivali'ne gitmiştim. Muazzam bir deneyimdi benim için. Sonra iki kez daha gitmek nasip oldu Fransa'nın her yerine. İtalya keza aynı şekilde. İtalya'da bir tek yer bıraktım. Venedik. O da şöyle. Bir erkek arkadaşım olursa, bir gün bir sevgilim olursa onunla beraber gideceğim Venedik'e. Orayı öyle bıraktım. Peki, ya ne yapayım, dürüstüm ya, ben de saklayayım, ne diyeyim yani, kesinlikle en iyisini. Peki yani, en beğendiğin yer? Of, New York. New York'u beğendin mi gerçekten? Aşık olduğum ve 6 ayda bir gittiğim tek yer. Şaşırdım. Gerçekten mi? Hayır, çünkü şey, New York hani çok son zamanlarda belki çok beğenen olmaz ama bilmiyorum. New York'u demek ya ki. Şöyle, ben Chicago'ya da gittiğimde hiç sevmedim. Herkes, bütün arkadaşlarım, hadi Miami'ye gidelim, gezelim, güneş, kum, toprak falan. Ben de şey kafasında değilim. Yani gideyim, çok özür diliyorum ama hani izleyici ve dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Malak gibi oturuyorlar güneşin altında ve hiçbir şey yapmıyor. Sadece güneşleniyorlar. Ya arkadaş, Miami'ye sadece güneşlenmeye gideceksen burada da gidebilirsin sahile. Miami'ye kadar gitme yani bunun için. Ben o yüzden sevmiyorum. Ama ablam şey yazmış. Beklememeli, gezmelisin. Ablacığım, evde kaldık biz. Nasıl gezeceğiz senle beraber? Cüneyt. Doğru. O Miami konusuna hak veriyorum. Yani şey, sevgili ablacığım, ablam tarih etmeni. Sen benim bakayım. Kim? Şenay Ortak. Şenay, Şenay Hanım'a selamlar, sevgiler. O beraber mi geziyorsunuz? Ya o benden daha çok gezdi. Tabii o bayağı bir gitti. Hindistan vesaire talan etti. Ben biraz korktum oralardan. Vallahi Hindistan'a gitmek cesaret ister hakikaten ama. Kesinlikle. O gitti. O bir deli yani. Vallahi gitti yani. Burcunu ben soruyorlar. Ya ben New York'a gittiğimde senin bu dediğin şeyi yaşadım ilk etapta. Böyle bir tedirgin oldum. Allah'ım, nasıl korkunç bir yer falan dedim. Benim hemen dönmem lazım. Ben burada 3 ay nasıl yaşayacağım? O zaman eğitime gitmiştim. Öğrenci gibi gittim oraya ama o sefer panik oldum, dedim dönmeliyim. Sonra uçakta en son 3 ay sonra dönerken ağlıyordum. Allah'ım, gitmeyeyim falan diye. Bende de o olmuştu da ama sonra ne bileyim, hani gider miyim tekrar, tabii ki başka yerlerine giderim. Yani New York'a gitmem herhalde. Peki şunu söyleyeyim. İngilizce nasıl, çözebildin mi? Çözebildin mi? Ben çözemedim de. İstiyorsan kapışalım Cüneyt. Yok, ben çözemedim daha hala. İstiyorsan bir de sohbet edebiliriz. Ha. Bir başka sefere. Seni mahcup etmek istemem. Ezber yap, tamam mı? Sana soracaklarıma kaç. Seni mahcup etmek istemem İngilizcemle. O yüzden bence şimdi hiç öyle bir şeye bulaşma. Ya Clubhouse'da bile konuşacak kadar biliyorum. Maşallah, senin iyiymiş ya. Ben bir ay kaldım, pek bir şey çözemeden döndüm geri yani. Öyle ya idare edeyim. Burcunuz diye soruyorlar. Bana mı soruyorlar bilmiyorum ama bana ise yengeç benim burcum. Şaka yapıyorsun. Evet, neden? Benim burcum da yengeç. Yengeç. Benim burcum da yengeç.
Yengeçler evi sever bak. Duygusal mı? Duygusal da böyle, ben o duygusallığı, ben hani duygusal deyince ağlamaklı geliyor ya herhalde, ondan ben değilim. Ben salyosunu ağlıyorum vallahi Cüneyt. Ha, nede ağladın en son? Ay bilmiyorum, arada böyle ben en son nerede ağladım? 13 şehidimiz olduğu akşam haberleri gördüm. Sabah uyandığımda haberle ilk karşılaştığımda o zaman ağlamıştım. Çok şimdi ona duygusallık değil hani, mesela o gerçekten üzülüp ağlanacak. Allah korusun. Hani şey, rahmetli abin mesela, bunlar hani tamam ağlanır, bu kim o şey yaparsa yapsın ağlar zaten. Ama hani böyle duygusallık dedim, bana şey geliyor hani, bir en ufak eski Türk filmini izlerken ağlayanlar vesaire. Yok canım. Hiç ben değilim o. Hiç ben değilim yani. O filmi izleyip acaba öyle mi olsaydı falan deyip hiç öyle hülyalara dalamam. Gerçek yani. Reality. Niye ağlayayım yani? O geçmiş gitmiş zaten film. Gerçek hayatta daha büyük acılarla şu an yoruluyor vaziyetteyiz. Pandemi denen bir bela var. Ve şu an tüm dünya evine kilitlendi. Ben pandemide gittim. Yani tabii pandemide tekrar gittim. Kaçıncı ayda? Eylül'de. Ağustos'un sonunda gittim. Eylül'de döndüm başında. Bambaşka bir dünya, uzaydaymışım gibi hissediyordum kendime. Şimdi Mart'ın sonunda bir daha gidiyorum New York'a. Şey diyorum, acaba nasıl, bir nebze olsun açılacak mı falan diye. Şimdi tedirginim. Vallahi şöyle bir durum var. Ben hep şunu net söylüyorum. Şu anda onunla mücadele ediyoruz, psikolojimiz bozulmasın diye, ama hani bir pandemi bittiğinde travma sonra ortaya çıkacak herkeste. Ama nasıl bir şey olacak onu çok merak ediyorum artık. Şey diyorlardı pandemide, işte karantinaya işte ya yalnız girmeyin. Karantinaya yalnız girince işte biraz psikolojiniz bozulur. Ben de şey diyordum. Zaten psikolojimiz normal değil ki. Hani karantinaya tek girseydin olur, girmeseydin olur. Şey, yalnız girmeyenleri de görüyoruz. Ya birbirlerini boğazlıyorlar ya şey oluyorlar. Evden atanlar var canım. Birbirlerini evden atan sevgililer var. Tahammül edemiyorlar. Bir de zaten herhalde bilmiyorum, ben yalnızlığımı çok seviyorum. Yani 11 yıl oldu ben ayrılalı ailemden. Ya onları çok özlüyorum. Onların yanına gittiğim zaman çok keyifli vakit de geçiriyorum. Ama ben kendi evimdeyken yalnızlık bana bambaşka şeyler katıyor. İşte şimdi birazdan içeriye ayağa kalkarım giderim, başka şeylerle meşgul. Ben de hiç rahatsız olmam biliyor musun yalnızlıktan? Asla. Yani şöyle, çok güzel, müthiş arka, herkes yalnız olsun, asla öyle bir şey demiyorum. Ama rahatsızlık duyan, hani bazıları der ya yalnızlık çok zor bir şey. Bilmiyorum, ilerleyen yaşlar tabii ki de zor olabilir. Kesin Aile Bakanlığı bize konuşma yasağı verecek. Evlilikten soğuklar. Ya şöyle bir durum var. Emin ol. Arkadaşlar özür diliyorum. Evlenmek isteyenler evlenebilir. Aynen. Çocuk sahip olmak isteyenler çocuk sahibi olabilir. Bunda hiç mi? Ama benim programda da geliyorlar mesela, evliler diyorlar ki biz zaten diyor ayrı yaşıyoruz. Yani şöyle, evde ayrı takılıyoruz. Odalarda. Aynen, evli ayrı takılıyoruz. Herhalde öyle bir şey olur bende de olsa. Çünkü bazı bir konfor alanı mı var? Bir böyle kendi alanı olmalı insanın, evli de olsa, çocuk da olsa, aile de olsa, değil mi? Konfor alanı falan. Sana bir şey söyleyeyim bak. Bir gün bir yayın başlığı koyarsan, hani bu şimdi tabii ilk böyle güzel keyifli bir sohbet yapalım. Bu akşam işte 22 itibariyle beraber hem müzik hem tatlı tatlı sohbet ettik, ama bence bir gün bir başlık açarsam, ki bu başlık çok tutar. Benim odalarda da attığım başlıklar ciddi anlamda dikkat çekiyor. Sen atarsın, ben gelirim. Evet. O şeye, Clubhouse. Evet, şimdi evet. Zaten seni hemen Clubhouse'da takip alacağım muhakkak. Hatta seninle beraber ikili moderatör olup çok güzel programlar da yaparız orada. Şöyle bir şey var. İnsanlar evlenince böyle 7-24 hani işleri dışında sürekli bir arada olacaklar. İşte özellikle çocuk olduktan sonra, aman çocuk da oldu, şunu şunu yapacağız. Böyle bir telaş, bir kaygı. Zaten çocukları büyütmenin ayrı bir telaşı ve hengamesi varken, bir de birbirlerine hayatı zindan ediyorlar. Yani ben gözlemledikten sonra, birçok arkadaşım evlendi çünkü. Benim okul arkadaşlarım da evlendi. Birçoğundan haberdar oluyorum. Hepsi mutsuz. Çünkü kendimizi şey yapmıyoruz değil mi böyle? Yok, ben kendimi hiç avutmuyorum. Bak, ben bu sana, ben deliyim de. Yani bir an böyle gözümü açtım, ya ben aşık oldum, evleniyorum deyip de evlenebilirim de. Hani bende sınır yok yani, o başka bir şey. Fakat sadece gözleme dayalı olarak şunu söyleyeyim. İnsanlar birbirlerine alan bırakmıyorlar Cüneyt. Sen evlendin, onunla görüşemezsin. Ben bir de şeyi çok anlamıyorum. Gerçi o güvensizlik sanırım eşlerde birbirleriyle yazışmaları yakalarlarsa bir güvensizlik söz konusu oluyor.
Bir tolere ediyorsun, iki tolere edince üçüncü, dördüncü de adam şöyle diyor. Ya zaten bir yere gidemeyecek, çocuğum da var, boşanamayacak diyor. Kadın yanlış bir şey yaparsa hadi bambaşka şekilde, adam da bu sefer daha farklı yorumluyor. Ortaya içinden çıkamadıkları kaotik bir durum çıkıyor. Şimdi neden biliyor musun o? Ben şimdi ister istemez filmler, insan mesela bir Hint filmini izlersen onun kültürünü, insanların aşka bakışını veya ailesiyle nasıl, mesela Amerikan filmini izlersin anlarsın değil mi? O çocuğun 17-18 yaşından itibaren kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını, anne sanki veya baba çocuğunla konuşurken sanki iş arkadaşıyla konuşur gibi konuşması, çocuğun yalnız başına mücadelesini görürsün bir New York'ta mesela. Tabii. Kendi evini açmıştır, kendi başına garsonluk yaparak mücadele ediyordur. Hindistan, daire Arabistan ve Türkiye. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki insanlarda erkekte ve kadında müthiş entrikalar var. Çok su kurnazıyız. Ya orta genelleştirmiyorum. Öyle bakmak lazım. Değil mi? İlişkilerde de böyle çok su kurnazıyız. Çok müdahale ediyoruz hayatlara. Şimdi son zamanlarda ben tabii pandemi dolayısıyla Netflix ve birçok platformun şeylerini fethettik, dizilerini, filmlerini. Orada son zamanlardaki ilişkilere, aşklara bakıldığında sevgililer bile bir müddet birbirlerine soru sormuyorlar. Yani nedir, nereden? Bazen ağlıyor mesela, diyorsun, demiyor ki neden ağlıyorsun? Yani üzülüyorsun, evet. Anlatmak istediğin bir şey var mı diyor. Bizde böyle, ne oldu? Kızım ne oldu sana? Hayırdır, niye ağlıyorsun? Bizde böyle olmaz mı? Ya bu arada Esra Hanım, ben niye susayım ya? Sus Züleyha demiş. O kadar ya bıkmış ki benden. Sus Züleyha diye. Aa, yok yok. Onlar gır gır espri yapıyor. Espri yapıyorlar. Yani tabii ama şöyle bir şey var. Bizler, onlar erken yaşta çocuklarını eğitiyorlar ve o yalnızlık, kendi başına kalabilme mücadelesini öğretiyorlar. Hayır, şunu demek istiyorum. Saygı çok önemli ilişkide. Yani kesinlikle. O saygıyı ama herkesin dilinde o saygı da, onun içeriği var değil mi? Yani mesela daha ilişkinin en başında Züleyha bir şeyden korktu mu? Veya bir şeye karşı duygusallık paylaştı mı? Tabii. Anlatmak istediğin bir şey var mı diye sormazlar. Ne oldu Züleyha? Hayırdır? Bir şey mi dedi? Değil çünkü mi? O söylem bile o kadar yani ne oldu demektense ne oldu demek bile, arasında bile fark var. Yani dolayısıyla şimdi insanlar bence bunu bilmiyor. Bizde hep böyle ifrat tefrit, o şiraze kayar ya. Hiç ayar tutturamamış insan. Otokontrolümüz yok işte. Yani ben bir şeyi diyeceğim bir anda. Ha. Bir hocamız vardı, derdi ki otokontrolünüz yok. Bir şeyi de birilerini suçlarken de kendinizi de katın. Ben de kendimi de katıyorum yani. Otokontrol yok diye düşünüyorum. Ben de katıyorum. Aynen. Ben de katıyorum. Yani kendimden başlamalıyım ki söz söyleyebilecek haddim olabilsin. Yoksa başlamazsam, kendimi de katmazsam sonrası çok önemli değil. Kesinlikle, kesinlikle. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Sana teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. 22'de aslında Clubhouse'da olacaktım. Dedim ki bu akşam yayınım var. Ben biraz geç geleceğim. Oradaki dostlar da bekliyorlar. Şimdi buradan çıkıp hemen oradaki odalardaki yayınlara geçeceğim. Seni de bekliyoruz. Şimdi seni takip alacağım hemen orada. Ben de hemen takip alacağım. Kendine çok iyi bak. Seni iyi ki bir de yakından tanımış olduk. Her zaman da bu arada seni Fransa'dan bile izleyenler var şu anda. Aa, yurt dışından bile izleyicilerimiz ediyorum. Var. Hepsine selamlar, sevgiler. Allah razı olsun. Eksik olmasınlar. Seni ağırladığım için çok memnunum. Kendine çok iyi bak. Yine görüşürüz. Görüşmek üzere Cüneyt'ciğim. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Sizleri seviyorum. Bu arada aşiretime sesleniyorum. Şubat'ta bir program yapalım. Bir günlüğüne dedim. Birbirimizi özledik ama yapacağım inşallah. Şubat olmaz, Mart olur. Yapacağım inşallah. Çünkü baksana saça başa. Bugün böyle bir yayın oldu ama güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kandiller. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua edin. Ben de sizlere edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel kandiller, hayırlı kandiller. Görüşürüz.